su, ferahlatıcı, yatıştırıcı ve hatta hayat kurtarıcı olabilir. Hayatta kalmak için suya ihtiyacımız var. Ve yine de insanlar bu değerli kaynağı şeytani bir işkence şekline dönüştürmeyi başardılar. Su, çiviler, çubuklar, elektrik veya keskin veya acı verici nesneler içeren diğer işkence yöntemleri kadar kötü görünmeyebilir. Birinin üzerine su damlatma fikri. Çin'deki su işkencesi de bunu içeriyor. Kulağa neredeyse hoş geliyor. Peki su damlacıkları nasıl işkence sayılabilir? Su doğru veya yanlış ellerde gerçekten sinsidir. Dolayısıyla Çin, su işkencesinin kökenlerine ve aslında kullanılıp kullanılmadığına bir göz atalım. Çin su işkencesi nedir? Herkesin Çin su işkencesini duyduğunu ancak kökenlerinin pek bilinmediğini belirtmek gerekir. Günümüzde en çok can sıkıcı bir şeyin metaforu olarak kullanılıyor. Ancak sinir bozucu bu uygulamanın kurbanlarına yaşattığı varsayılan dehşetin yanına bile yaklaşamaz. Hayal edin ki bir sandalyeye bağlanıp hareketsiz hale getirildiniz. İşkenceciler başınıza sürekli kesintisiz damla damla soğuk su döküyorlar ve bunu durdurmak için hiçbir şey yapamıyorsunuz. Saatler geçtikçe soğuk su kafanıza vurur. Vücut ısınız düşer ve üşürsünüz. Sizi tutan kayışlar cildinize batar. Ne kadar süre bu acı ve rahatsızlıkla başa çıkmanız gerekeceğini bilmiyorsunuz. Uyuyamaz, rahatlayamazsınız ve hala su gelmeye devam eder. Sonunda eğer kişi serbest bırakılmazsa muhtemelen psikotik bir çöküş yaşardı. Birçok insan Çin su işkencesinin birini ciddi şekilde zarar vermenin çok etkili bir yolu olduğuna inanır. Ancak bu fikir nereden kaynaklanmış olabilir? Çin su işkencesi nereden geldi? Yaygın inancın aksine Çin su işkencesinin muhtemelen Asya'da icat edilmediği düşünülmektedir. İlk bilinen tanımı 15. yüzyılda yaşamış olan İtalyan bilgin Hippolytus de Marsilis tarafından yazılan bir metinde bulunmaktadır. Hippolytus, insanlara acımasız cezalar verme konusunda belirli bir ilgiye sahip gibi görünüyordu. Çünkü işkence olarak uykusuzluğu incelemesiyle tanınırdı. Yazılarında bir kişiden bilgi çıkarmak için uykusuzluk ve saldırgan sorgulama yöntemlerinin nasıl etkili olabileceğini ayrıntılı bir şekilde açıklamıştır. Bu kişinin bir kişiyi çıldırtma amacıyla bir yöntem geliştirmesinin şaşılacak bir yanı yoktur. Ancak icat ettiği yöntemin kökeni yanlış bir sonuçtan kaynaklanmaktadır. Supposedly, su damlalarının zamanla bir kaya yüzeyini aşındıracağını gözlemledi ve aynısının insanlara uygulandığında da aynısının gerçekleşeceğine inandı. Evet, Hippolytus, suyun bir kişinin kafatasına bir delik açabileceğini düşündü. Fiziksel olarak zarar görmek için binlerce yıl gerekecektir. Ancak bu, Çin su işkencesinin etkili olmadığı anlamına gelmez. Çin su işkencesinin diğer kullanımları. Çin su işkencesi hakkında konuşmanın sorunu, ceza olarak kullanımına dair yetersiz kanıt olmasıdır. Ancak Fransız ve Alman doktorlar 19. yüzyılda akıl hastanelerinde bir terapi uygulaması olarak bunu benimsemişlerdir. Bu kadar çılgınca olmasına rağmen belirli türlerdeki deliliğin başın içindeki kan birikimi tarafından oluşturulduğuna inanılmıştır. Damlama işkencesi. Bu yüksek derecede şüpheli bir uygulama bir tedavi şekline dönüştürülmüştür. Hasta bağlanır ve bir zamanlar işkence yöntemi olarak kabul edilen bu uygulamanın son derece şüpheli bir uygulamasına maruz kalır. Şaşırtıcı bir şekilde etkinliği minimaldi. Harry Houdini ve Çin su işkencesi hücresi. Bu su işkencesi yöntemi bir İtalyan bilginin yazılarında ortaya çıktıysa neden Çin su işkencesi hücresi olarak adlandırılmaktadır? Muhtemelen bu sorunun cevabı Harry Houdini ile ilgilidir. 1911'de Harry Houdini gösterisinde kullandığı Çin su işkencesi hücresi adı verilen bir cihaz icat etti. Ahşap ve camdan yapılmış hücre neredeyse bir insanı sığdıracak kadar büyüktü. Her gösteride Houdini kendini aşağı yukarı bağlanmış ağırlıklı bir şekilde ters çevrilmiş ve baş aşağı suya indirilmiş bir şekilde bulurdu.
İzleyiciler Houdini'yi bir an için ters çevrilmiş bir şekilde suda asılı göreceklerdi. Sonra perde kapanır ve birkaç dakikalık bir bekleyişten sonra o cam kafesin içinden zaferle çıkardı. Çin su işkencesi hücresi, dünya çapında izleyicileri şaşırtan Houdini'nin en ünlü numaralarından biri haline geldi. Bu cihazın neden Çin su işkencesi hücresi olarak adlandırıldığı belirsizdir. Houdini ona sadece baş aşağı veya USD kısaltmasıyla hitap etti. Houdini'nin numarasının damlamanın tek düze bir psikoz çöküşünü tetikleyen bir işkence biçimiyle pek ilgisi yoktu. Ancak açıkça Çin su işkencesi terimi 1900'lerin başlarında bir kısa hikayede ortaya çıktığı için o zamandan beri tanınmıştı. İlginç bir şekilde o hikaye olan The Compromiser'da terim bir karakterin avukat olarak çalışırken hissettiği monotonluğu tarif etmek için mecazi olarak kullanılmıştır. Houdini'nin numarası muhtemelen bu terimi daha geniş bir kitleye yaymıştır. Çağdaş Çin su işkencesi yöntemleri. Çin su işkencesine dair tarihi kanıtlar o kadar sınırlıdır ki muhtemelen hiç kullanılmamıştır. Ancak yüzyıllardır kullanılan birkaç başka su işkencesi yöntemi vardır. Çoğu günümüze kadar kullanılmıştır. Bunların en bilinenlerinden biri boğulma taklidi veya su işkencesidir. Bu Çin su işkencesi yönteminin uzak bir akrabası, Guantanamo Körfezi'ndeki mahkumlar üzerinde kullanılmasına dair sızıntı raporlarından sonra halkın bilincine girdi. Ancak tarihi en azından 14. yüzyıla kadar uzanmaktadır. İlk kullanımlarından itibaren su ile boğulma vücutta fiziksel yaralar bırakmadığı için nispeten insancıl bir işkence yöntemi olarak görülüyordu. Bu İspanyol Engizisyonu'nun Engizisyoncuları için önemliydi. Çünkü işkencenin mağdurun fiziksel zarar görmesine veya ölümüne yol açmasına izin vermeleri yasaktı. Zamanla su işkencesi çeşitli çatışmalar sırasında dahil olmak üzere 2. Dünya Savaşı ve Vietnam Savaşı sırasında kullanılmıştır. Theodore Roosevelt hiç kimse ciddi şekilde zarar görmemiştir diye savunarak bu uygulamayı onayladı. Demokrasilerin dünya çapında su işkencesini bir sorgulama yöntemi olarak benimsemesinin nedeni muhtemelen budur. Bu işkenceyi diğer yöntemlerin bıraktığı izlerin aksine geride iz bırakmayan bir işkence şekli olarak uygulamanın bir yoludur. Bu, Çin'de su işkencesi bugün kullanılmasa da suyu korkunç bir deneyime dönüştürmenin hala birçok yolu olduğu anlamına geliyor.